Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Cengiz hocamı birazcık da olsa size, dün gerçi hocam bahsetti ama hani özgeçmişinden çok kısa anlatamadım. Biraz baktım, söylememiz gereken bazı önemli yerler var. Hocam da diyor ki eyvah diyor, bu kadar uzun mu anlatacaksınız? Hocam diyorum, kıyamadım, hepsi sanki çok önemli. Size tanıtmak istiyorum biraz. Cengiz hocam 1948 yılında Sivas Sarkışla'da dünyaya gelmiş. İlkokulu burada tamamlamış. Orta öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'ne tamamlayarak 1964 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1976 yılında psikiyatri alanından uzmanlığını alarak mezun olmuş. 76 ve 78 yılları arasında Paris'te Saint-Anne Psikiyatri Merkezi'nde adolesan alanında üst ihtisasını tamamlamış. Sonra 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümünde doçent olmuş. Yine aynı üniversitede 1988 yılında profesörlüğe yükselmiş. 1996 ve 98 yılları arasında aynı üniversitenin aynı bölümünde ana bilim dalı başkanlığı yapmıştır. 1988-99 yılları arasında Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği yapmıştır. Profesör Doktor Cengiz Güleç hocamız Tıp Fakültesi öğrencilik yıllarında aynı üniversitenin felsefe bölümünden lisans sertifikasını alarak mezun olmuştur. 1985-88 yılları arasında yine aynı üniversitenin sosyo-kültürel antropoloji bölümünde Profesör Doktor Bozkurt Güvenç'in danışmanlığında hazırlamış olduğu Türkiye'de Kültürel Kimlik Krizi adlı çalışmasıyla 1989 yılında antropoloji bilimi uzmanlığı master derecesinde alarak bitirmiştir. 1999-18 Nisan seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Orada da Dış İlişkiler Komisyonu, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve son olarak da Parlamenterler Arası Birlik Komisyonu'nda görev yapmıştır. Profesör Doktor Cengiz Güleç hocamızın yayımlanmış 18 kitabı ve 80'e yakın makalesi bulunmaktadır. Hepimize iyi dinlemeler diliyor. Hocam eksik bir şey var mıydı? Hayır, teşekkür ederim. Hayır, sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar bu sunumun ben kısa özeti diye bir metin gönderdim. Eksik olmasınlar. Neredeyse tümü basılmış özet kitapçığında. O nedenle oraya bağlı kalmaktansa biraz slaytlar üzerinden meramımı anlatmayı tercih ediyorum. Ama bakarsınız şöyle bir iki slayttan sonra onu da devre dışı bırakıp sohbet edebiliriz, muhabbet edebiliriz. Belki o daha da uygun olabilir. Başlık bu pek böyle değil. Felsefe bize ne vaat ediyordan ziyade hangi tür felsefe ruha şifa olabilir? Bizi daha çok ilgilendiren o. Hemen kestirmeden cevabını vereyim. Hangi felsefe diye sorduğuma göre birçok felsefe ekolleri var bildiğiniz gibi. Yani felsefenin bir sürü alt disiplinleri var. En başta epistemoloji, yani bilgi nedir? Bilgiyi nasıl elde ederiz? Nasıl bilgiyi temin ederiz? Türü sorularla uğraşan. Belki en popüler, akademik felsefede belki de en çok tercih edilen disiplini bu, epistemoloji. Bizi pek o ilgilendirmiyor. Bilgi kuramı veya bilim nasıl çalışıyor, işte bilgiyi hangi yollarla nasıl elde ediyoruz falan. Hala bitmeyen tartışmalarla bu alan güncelliğini koruyor. Bizi o kısmı pek ilgilendirmiyor. İkinci, belki de felsefenin en hayata dokunan, insan hayatına dokunan en önemli bölümü etik. Ahlak kuramları diyebileceğimiz etik, ta antik çağlardan günümüze kadar felsefenin herhalde en çok üzerinde çalışılan ve benim de en çok ilgilendiğim, bizim için de şu anda özellikle ruh sağlığı profesyonelleri için felsefenin etik alanındaki anlayışlar, katkılar, onlar bize ne vaat ediyor? Biraz oraya geleceğim. Metafizik, o ontoloji ve metafizik ikisi genellikle birlikte anılır. Varlık nedir? Varlık kuramları. Varlık, varoluş, varoluşun anlamı, değeri falan gibi sorularla uğraşan ya da şeylerin özü nedir? Evrenin, doğanın, maddenin ya da neyse ele aldığınız konunun
temeli, özü nedir tarzında sorular sorduğunuz zaman da metafizik alana giriyorsunuz. Yani metafizik tabi bu terimi ilk kullanan Aristoteles. Onun anladığı metafizikle bizim modern anlamdaki metafizik hiçbirbirine uymuyor. Physis, physus, eski Yunanca'da doğa demek. Doğa bilim, yani çağında Aristoteles'in milattan önce 3-4. yüzyıllardaki doğa bilimine dair verilerden hareketle bir fizik kuramı var. Ve çok uzun yıllar tüm orta çağ, skolastik orta çağda da hakim bilim anlayışı, doğa anlayışı olarak Aristoteles. Kainat, evren, evrenin özü nedir falan gibi bu sorular çok daha eskiden, yani pre-Sokratik dönem dediğimiz milattan önce 6. 7. yüzyıllarda da sorulmuş ve birçok filozofun arke diye bilinen, yani kurucu temel ilke, bu kainattaki bu kadar var olanların çeşitliliğini açıklayabilecek kurucu temel ilke olarak, işte su, toprak, ateş gibi ya da apeiron, hava gibi tezler var Thales'ten bu yana. Bunlardan farklı olarak Aristoteles'in söylediği tam tersine böyle kanıtlanması zor, soyut bir ilke yerine gözlemle, yani bizi kuşatan bu doğada ne, işler nasıl dönüyor, nasıl oluyor? Bütün bunlara bakarak neredeyse deneysel fiziğin kurucu atası diye bilinir Aristoteles. Ama o bilgileri de henüz yeterli bulmadığı için bu alandaki doğa bilimi öteye taşıma, meta taşıma demek, öteye taşıma. Yani yine doğaya bakarak, doğaya ilişkin bilgi üretmek ama bilinen o fizik verilerden, fizik bilimine dair verileri yeterli bulmayıp onu öteye taşıma, daha ileriye taşıma anlamında metafizik. Fakat günü daha sonra anlamı değişiyor. Daha çok tanrılar, tanrı var mı yok mu, yaratılış, evrenin doğuşu, başı, sonu var mı, ahiret falan gibi bütün bu sorular metafizik alana giriyor. Daha farklı başka disiplinler de var. Siyasal felsefe var, toplum felsefesi var, şu var, bu var. Bizi pek, onlar şu anda pek ilgilendirmiyor. Daha çok biz etikle ilgileneceğiz. Şimdi benim tabii bu slaytlarda bir fikriniz olsun diye şöyle bir kabaca hızlıca geçeyim. Oraya pek bağlı kalmak da istemiyorum. Becerebilirsem. Bunu sağa sola nasıl gidiyor bu ya? Şundan mı yapıyorsunuz? Yok, şu yandaki mi? Geçmesi lazım da. Geçmiyor. Ha. Şu an oldu hocam. Tamam. Tabii hangi felsefe ruha şifa olur deyince şu sözcükleri biraz daha açayım isterseniz. Felsefe nedirle tabii başlamak lazım. Bunun için çok değişik tanımlar yapılmıştır. Hala bütün felsefecilerin oy birliğiyle kabul ettikleri bir tanım mevcut değil. Ama ana hatlarıyla bana sorarsanız şu dördüncü tanım çok daha uygun görünüyor. Kendine özgü, çok özel terim ve kavramlar yaratmak ve bu kavramlarla bir anlamda gerçekliği ya da hakikati anlamaya çalışmak, hakikati bulmak, hakikati keşfetmek gibi bir anlamı var. Ama işin orijinaline bakarsak, felsefenin etimolojisine bakarsak, filosofia, yani filo bir sevgi türü, sevgi, filia, sofia da hikmet demek, bilgelik. Bakın burada dikkat ederseniz bilgi, eski Yunan'da episteme diye bir kavram. Epistemoloji de oradan geliyor. Burada bilgiden bilgiye aşık olmak, bilgiye büyük bir hayranlıkla, tutkuyla bağlanmak, onu bilgi edinmeyi sevmek içinde olsa bile asıl kastedilen antik çağlarda felsefe terimine verilen anlam hikmet. Hakikatle ilişkilidir hikmet. Hakikati arama anlamında. Filia antik Yunan'da, ben bunu özellikle Eros ve aşk temasını anlatırken çok bahsederim. En güçlü, tutkulu sevgi türü olarak Eros
Antik Yunan'da çok özel bir önemi var. Bir tanrı olarak da, kurucu, yaratıcı, büyük tanrılardan biri olarak bütün şeyleri birleştiren, yaşamı mümkün kılan, yaşamda sebat etmeyi de bir bakıma sağlayan bir güç, arzuyla karışık bir güç olarak Eros, bir tanrı, aşk tanrısı tabii yani en bilinen haliyle. Ama bu tabii bir sevgi türü, bir nesneye, bir kişiye bağlanmanın çok köklü, tutkulu bir bağlanmayı ve içinde şehveti de gayet tabii içerebilir Eros. Çok güçlü bir sevgi türü olarak yüceltilmesine rağmen dikkat ederseniz hikmet aşkı demiyor. Filia ise yine bir sevgi türü olarak antik Yunan'da farklı türden bir sevgi türü bu. Eros'tan farklı. Yani öyle tutkuyla, coşkuyla ilişkili değil, dengeli, ölçülü ve insandaki hazların tatmininde ölçülülüğü gözeten, ki Aristoteles'in daha çok sevdiği ve öne çıkardığı bir sevgi türüdür filia. Daha çok böyle dostluk, arkadaşlık da geçerli olan, sadakati, cömertliği, yani bir tür bağlanma, bir tür sevgi türü ama söylediğim gibi yani tutku ve böyle bir coşku işin içerisinde olmadığı gibi özellikle de libido, ki Freud'un biliyorsunuz en merkezi kavramıdır, Latince seks anlamına, cinsellik anlamına gelir. Onu Freud çok daha farklı bir anlama taşısa bile o türden bir şey değil. Yani dolayısıyla bilgeliğe, hikmete ilişkin bir sevgi, ölçülü, dengeli, akli, akılla, duygudan ziyade, tutku çünkü her zaman bir dürtü ve duyguya işaret ederken, akıl yoluyla sevmek, akıl yetisi, akıl varlığı olarak aklımızla bizim hikmeti aramamız, hakikati aramamız şeklindeki sevgi türü olarak filosofia. Bizim burada sözünü ettiğimiz felsefe daha çok bu anlamıyla. Gelelim ruha şifa diyoruz. Ruh kavramı da işte alın size bir metafizik kavram daha. Eski Yunan bunu psike ya da psühe diye bilinen bu terim günümüzde de bütün batı dillerinde de kullanılır. Onun da çok ilginç bir öyküsü var. Soluk, nefes anlamına gelmekle birlikte daha doğru tam bir çeviri can demek. Canlılığı mümkün kılan. Dolayısıyla canlılığın karşıtı nedir? Ölüm, değil mi? Ve ölüm sanki bir hiçlik, yokluk, yokuluş gibi genel anlamda kavranırken eski Yunan'da ve özellikle Stoacılar, benim burada size daha çok anlatacağım Stoacılar, Stoacıların mutluluk anlayışı, erdem anlayışı, hayat görüşü gibi şeyler olacak. Bu psühe şöyle biraz size masalcı dede diye tanıdırım, az buçuk biraz mitolojik öykülerden de bahsetmekte yarar var. Çok orada çok önemli, günümüzde de geçerli olan çok hikmet dolu şeyler var, tespitler var. Psühe şöyle bir hikayesi var. Eros bildiğiniz gibi antik tasvirlere baktığınız zaman, ki günümüzde de öyle, işte sarı lüle saçlarıyla tombul, son derece sempatik, böyle hoş, yaramaz, biraz haylaz, elinde işte aşk oklarıyla, yayı ve oklarıyla dolaşan ve kime bu aşk oklarını atacağı pek kestirilemeyen, çünkü tanrılara da Eros, Olimpos'un o meşhur 12 tanrısına, ölümsüz tanrılarına da pekala bu aşk oklarıyla, onları birbirlerine tutkuyla bağlanmasını sağlayan, aşka düşüren bir tanrı olarak tasvir edilir. Peki herkesi aşka düşüren bu yaratıcı, canlılığı mümkün kılan bu büyük ölümsüz büyük tanrı acaba kendisi aşık olur mu diye soruluyor ve gerçekten Eros'un da böyle bir aşk öyküsü var. O da psühe. Psike ya da psühe, yine işte mitolojik bir anlatıda muhtemelen Mitiline, yani bugünkü Midilli'de
bir soylu bir ailenin birkaç kızından bir tanesi, üç kardeşten en küçüğü. O zamana kadar görülmemiş bir güzelliğe sahip olan bir genç, olağanüstü güzel bir genç kız. Ünü, bu güzelliğinin ünü, şöhreti o kadar yayılıyor ki bütün Akdeniz coğrafyasında, işte Helenistik ya da Ege ya da işte Yunan dünyasında, Greklerin dünyasında. Afrodite, ki Eros'un annesi diye bilinir, bir yoruma göre, mitolojik yoruma göre, Ares, yani savaş tanrısı Ares'le Afrodite'nin çocuğu olarak da tasvir edilir Eros. O biraz daha haylaz bir tipi temsil ediyor. Afrodite bu güzelliği kıskanır, biliyorsunuz, yani tanrıçı olarak aşk, cinsellik ve güzelliği simgeler Afrodite. Kendisinden daha alındı ve daha muhteşem bir güzelliğe kolay kolay tahammül edemez. Müthiş bir hasetlik hisseder. Ve oğlu Eros'u görevlendirir. Bu aşk oklarından birini sapla, bu Psihe bir canavara aşık olsun ve mutsuz olsun. Annesinin sözünü dinleyen Eros yola çıkar. Fakat Psihe'yi gördüğü zaman fena halde aşka tutulur yani. Kıyamaz böyle bir şey yapmaya. Onu bir şekilde kılık değiştirerek kaçırır ve bir işte ormanda, muhteşem bir sarayda birlikte olurlar. Ama şöyle bir sözü vardır. İnsan kılığında, tabii çok yakışıklı insan kılığında görünür ama bu birlikteliği sürdürmek için şöyle bir şart ileri sürer. Ben sadece gece karanlıkta, benim yüz görmeyeceksin beni, ancak bu şekilde biz yaşayabiliriz. Söz mü söz, o gördüğü ve muhteşem sunduğu imkanlar, saray ve işte varsıllık, zenginlik falan, onu da gözünü epeyce bir boyar. Razı olur. Bir süre böyle gayet mutlu mesut yaşarlarken Psihe'nin kız kardeşleri fena halde kıskançlık hissetmeye başlarlar ve kardeşlerinin aklını çelmek için bunun bir canavar olduğu, bir işte yani bir garip hortlak olduğu, ne tuhaf bir varlık, sen bunlar nasıl yaşayabilirsin falan gibi karalamalarla Psihe'nin aklını çelmeye çalışırlar. Bir zaman sonra Psihe'de bir tecessüs, merak gelişir hakikaten. Bir türlü yüzünü görmediği, gece karanlıkta sevişiyor ya da birlikte oluyorlar ama bir türlü ne menen bir şey olduğunu tam olarak anlamadığı böyle bir varlık var karşısında, yarı tanrısal belki de. Ve biraz da bu ayartmalarına, kardeşlerinin ayartmalarına pek karşı koyamaz ve bir gece işte belli ki seviştikten sonra rehavet içerisinde yatarken bir kandille, bir kandilin ışığıyla yaklaşır Eros'a, bakarken aydınlandığında o muhteşem güzelliği, sarı saçlarıyla, kanatlarıyla o Eros'u görür ve yani fena halde büyülenmişken kandilden damlayan bir sıcak damla ile Eros uyanır ve uçar gider. Böyle bir hikaye var. Buradan tabii ne anlamak gerek? Mitik bir öykü tabii, mitolojik bir öykü ama sanki aşk bir tür sadakat ister gibi bir anlam bundan çıkarabiliriz. Yani neye sadakat? Akit, verdiği söze sadakat. Ama aynı zamanda tecessüs ve mahrem dünyaya ilişkin, dayanılmaz, karşı konulmaz tecessüsün aşkı nasıl bitirebileceğine ilişkin siz modern aşk hikayelerinden bir şey çıkarabilirsiniz. İşin böyle bir yanı var. Yani Psihe'de bir anlamda can demek, belki de öyle bir anlamı var. Dolayısıyla bu hikmet sevgisi, filozofyanın psihemize, bizim canlılığımızı nasıl şifa olabilir? Yani demek ki bizim ruhumuzun acıları, ızdırapları var. Bu acı ve ızdıraplar ruhsal bakımdan, ruhumuzun, bizim bir bedenimiz var, soma, bir de ruh, değil mi? Her ne kadar bu dualizm, ikili bir varlık anlayışı Descartes'la daha çok ortaya çıkmıştır ama yani antik Yunan'da böyle bedenle can, ruh birbirinden ayrı şeyler değil, iç içe ve bizi kuşatan bu kozmosun, bir tür kainat, evrenin bir yansıması diye de düşünülür. Ama yani sonuçta bu canımızı sıkan, canımızı daraltan, değil mi, ruhumuza çok büyük bir ızdırap
veren en önemli konu insanlık tarihi, insan denen türe baktığımız zaman nedir? En temel bizim ızdırabımız ölüm meselesi, ölüm kaygısı. Yani bütün varoluşçu felsefenin, varoluşçu terapilerin hepsinin dayandığı en önemli konu, en önemli varoluşsal kaygı bizi insan da kılan aynı zamanda ölüm gerçeği. Hiçbir şekilde karşı konulamaz fanilik meselesi. Yani insanoğlu ya da canlı türü içerisinde fani, sonlu olduğunu bilen, idrak eden tek varlık. Yani bilinç varlığı olmamız bizi insan kılıyor ama aynı zamanda da bu ölüm kaygısıyla da baş başa bırakıyor. Dolayısıyla en temel, bakın güncel demiyorum, doğuştan ya da başka nedenlere bağlı modern hayatımızda psikiyatri, psikolojik sorunlar, şunlar bunlar bir tarafa, tüm insanoğlunun, insan tür olarak insanın paylaştığı, hiçbir şekilde ertelenemez, geciktirilemez, zorunlu bir gerçeklik olarak ölümün varlığı meselesi. Tabii ölümlü olmak, fani olmayı kabullenip kabullenememe meselesi ta en ilk diyelim ki paleolitik ya da homo sapiens sapiens dediğimiz yaklaşık 1,5-2 milyon yıla kadar giden atalarımızın atalarından günümüze hemen her insan bireyinin eninde sonunda yaşadığı, hissettiği bir temel kaygı. Diğer yaşadığımız güncel veya atavistik, atalardan miras, türü ne olursa olsun kaygılarımızın, yani anguazız anlamında söylüyorum, endişeden daha farklı bir şekilde çok bütün varoluşçu, özellikle Kierkegaard'dan başlayarak günümüzde bu kaygı meselesi, varoluşsal kaygı çok önemli bir tema. Her neyse, yani bu fanilik meselesi insanoğlunu bilebildiğimiz en eski tarihlerden beri meşgul etmiş ve çok ciddi bir ızdırap kaynağı. Dolayısıyla felsefe işte bu kaygıyla baş etmek üzere bir anlamda insanlık tarihinde belirli bir coğrafyada, belirli bir tarihsel dönemde bir insan etkinliği olarak ortaya çıkıyor. O da bir Yunan mucizesi ya da Atina mucizesi diyebileceğimiz M.Ö. 5. yüzyıl. Klasik bugünkü bildiğimiz felsefenin kuruluş. Hem yeri belli, hem tarihi belli, hem kurucu ataları belli. Bu felsefenin her ne kadar hikmet, bilgelik filan derken, mesela Sokrates'in hepimizin bildiği çok önemli bir öz deyişi vardır, öz sözü biliyorsunuz. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Yani yaşarken yaşadığımız hayatın anlamını sürekli sorgulayan bir varlığız. İnsandan başka da bu sorgulamayı yapan bildiğimiz kadar bir tür yok. Hatta eski mesela tam Montaigne, o da bir modernitenin başında stoacılardan biridir. Size biraz stoizmi, stoacılığın şöyle bir panoramasını da çıkarmayı düşünüyorum. Ya da ben bu şeyi kapatayım Elis ya, böyle gidelim daha iyi. Yani hep de böyle oluyor. Bir hazırlık yapıyorum. Sonunda kendi yaptığım hazırlıktan sıkılıyorum. Sıkışırsam bakarım falan diye. Böyle işi biraz oluruna bırakmak daha hoş. Montaigne'in şöyle çok güzel bir sözü var. Felsefe yapmak arkadaşlar ölmeyi bilmek demektir. Bakın ölmeye hazırlanmak değil. Şimdi bu ölüm gerçeği, fanilik meselesi belli ki felsefe diğer özellikle dinler bakımından ya da kutsal ihtiyacı, inanç ihtiyacı bakımından düşünüldüğünde dünkü çocuk sayılır. Hele hele bilim, yani tümden yeni yetme, daha yeni ayakların üzerinde duruyor. Şunun şurasında birkaç yüzyıllık bir tarihi var. Felsefenin de 2500 yıllık bir tarihi var. Ama dinler, türü ne olursa olsun, tek tanrılı ya da çok tanrılı ya da panteist diyebileceğimiz farklı kutsal inancı açısından çok eski Çin ve Hind'e kadar gidersek neredeyse 8-10 bin yıla kadar gidiyor. Dolayısıyla
bu dinlerin de ortaya çıkışında bu fanilikle baş etme bir tür bütün dinlerin vaatleri nedir arkadaşlar genellikle? Özellikle biz burada daha tek tanrılı dinlerden bahsedeceğiz. Semavi kitaplı dinler. Çünkü söze dayalı kitaplı dinler. Yani aşkın bir yaratıcı mutlak irade olarak bir tanrı tasarımı var ve bu tanrı tek tanrılı dinler için söylüyorum. Bu evreni yaratmıştır. Yaratancılık malum. Yarattığı bu evrene, evrenin gidişine de her ne hikmetse mükemmel yaratmamış olacak ki zaman zaman müdahale etme ihtiyacı duyar. Yani mucizeler yaratır. Veya bu düzeni yarattığı düzenin herhalde eksik ya da noksan, ki eksiklik, noksanlık Tanrı'ya, Allah'a, Yahve'ye ya da Rab adına ne diyorsanız pek yakışacak bir şey değil. Eksiklik, noksanlıkla tanımlamak biraz tuhaf bir şey ama neyse yorumu sonuçta seçtiği, değil mi, nebilerle, resullerle ya da elçilerle, peygamberlerle bir tür, özellikle bu kainatı yaratırken insanoğlunu, tek tanrılı dinlerin tasarımını söylüyorum. İnsanın bir eşrefi mahlukat olduğu söylenir. Ta Tevrat'ta başlar bu. Tek tanrılı dinlerin ilk kurucu atası diye düşünürsek ve Musa ile başlayan ve ilk yazılı metinlerin de Tevrat olduğunu düşünürsek, oradaki tanımda insana verilen rol Tanrı suretinde, Tanrı'nın suretinden yaratılmış bir eşrefi mahlukattır. Yani en onurlu, en onurlu, şerefli varlık. İşte bu varlık her nasılsa biraz da kusurlu, yani kötülükle de mağlul. Dolayısıyla bu kötülükle baş edebilmek için, onu da tabii şeytana hemen atfederiz. Bütün dinlerde böyle bir inanç da var. Nasıl iblis ya da şeytan nasıl oluyor da bu kadar şerefli bir varlığı iva ediyor? Yani kandırabiliyor, aldatabiliyor, yolundan saptırabiliyor. Neredeyse Tanrı'yla başa baş bir gücü olsa gerek. Bu tür bir dualizm, yani Tanrı ile şeytan neredeyse denk güçte varlıklar olarak tasavvur edilmesi, dualizm, yani ikili üstün varlık anlayışı, ki Zerdüştilik, maniheizm filan gibi eski Orta Doğu ve Hint coğrafyasında daha çok, hala da günümüzde de bu inanç devam ediyor, yaşıyor, çok azalmakla birlikte. Neyse, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün bu satiroloji diye bir selamet ya da kurtuluş diye bir şey var bütün dinlerde. Yani insanoğluna sen hiç de fani değilsin. Bakın, bir ahiret, yani bu yaşadığımız hayat, bu dünyadaki hayat geçici bir sınav. Şöyledir, böyledir. Yani iyiliklerle ve Tanrı'nın vahyettiği düzgün yollardan, uygun yollardan, inançla, imanla, her neyse, bu dünyadaki sınavdan başarıyla geçip asıl ölümsüzlük öte dünyada. Bir ahiret inancı. Değil mi? Bu hemen hemen tek tanrılı dinlerin tümünün kurtuluş selamet teorisi diyebiliriz. Ve şöyle bir bakınca da epey insanı teselli edici bir yanı var. Yani dinlerin işlevi hiçbir zaman arkadaşlar, hiçbir zaman ortadan kalkmayacak bir kere. Yani şekil değiştirebilir, günlük hayata etkisi, sosyal, kamusal hayatı düzenlemedeki payı azalır, çoğalır, sekülerizm, laisizm, bunları konuşmuyorum. Ta insanlığın en eski tarihlerine baktığımız zaman bu inanma ihtiyacı nereden geliyor diye sorarsanız, işte bu fanilikle çok alakalı. Dolayısıyla vaatleri de, özellikle ahiret vaadi, belli ki çağlar boyunca ve çok değişik toplumlarda da epeyce işe yaramış olmalı. Sonra o dinlerin kurumsallaşması, kurumsal pratikler, otoritenin Tanrı adına kilisede temsili, ruhban, şu bu filan, dinler tarihini konuşmak istemiyorum uzun uzun. Çok da ilgimi çeker teoloji açıkçası. Kişisel inancımı bir kenara bırakıyorum. Tahmin edebilirsiniz az buçuk ama hem örgütlü, örgün ve organize dinler, hem de ekümenik, yani bütün insanlığa hitap eden, sadece Yahudilik gibi İbrani kavmine seçilmiş bir kavim olarak ortaya çıkmış din böyle bir Yahudilik, Musevilik için ekümenik denmez. Seçilmiş belirli bir kabile, değil mi, bir
bir grup topluluğa Rab olmaya aday Yahveleri, onların Allahları, Tanrıları. Onun için ekümenik değil yani, tüm insanlığa, sınıfı, cinsi, coğrafyasını gözetmeksizin tüm insanlığa hitap eden, vaaz eden, sözünü bütün insanlığa söyleyen bir Tanrı tasarımı açıkçası İsa ile ve daha sonra Muhammed ile bildiğimiz gibi günümüze geliyor. Şimdi bu tamam, dinler bu o kadar eski, köklü, bütün toplumların hayatında vazgeçilmez. İster doğa tapınımı olsun, ister panteizm olsun, mesela hierofani diye bir kavram var. İşte ben artık biraz serbest muhabbet ediyorum artık. O da şu, doğanın kutsiyet taşıması, hierofani. Bu benim için çok önemli. Bütün şamanik veya doğa tapınımı, ata ve doğa tapınımı diyebileceğimiz, daha çok göçebe, yarı yerleşik, tarımsal ama endüstri modern öncesi topluluklarda özellikle görülen bir, Kızılderililerde ya da ne bileyim aborjinleri pek kastetmek istemiyorum ama Sibirya'da ya da Orta Asya bütün Türko-Moğol topluluklarının yüzlerce yıl süren inançlarında bu ata ve doğa kültü, doğanın kutsanması, kutsiyet taşıması, bir tür tanrısallık atfetmek doğaya, doğa olaylarına, ağacından, taşından, ırmağından, her tür canlıya böylesine bir bakış. Bugün Aleviliğin her yöresinde olmasa bile bazı yörelerde bu anlayış, bu görüş hala hakimdir. Hierofani bu yani. Dolayısıyla hep mesela tahtacılar, hepiniz bilirsiniz herhalde, ağaç işleriyle uğraşan, özellikle bizim bu Edremit Körfezi'nden ta şeye kadar, Antalya ve Mersin'e kadar hemen hemen bütün Toroslara yerleşik, Alevi köke inançlı ama biraz farklı bir Alevilik anlayışında bu doğa tapınımı meselesi fevkalade ön plandadır. Çok mesela yani bütün geçimini, yaşam imkanlarını ormandan, yani ağaçtan elde eden, ağaç yoluyla varlığını sürdürebilen bu toplulukların ağaç keserken ya da ağaçla bir işlem yapacağı zaman ağaçtan rıza alınır, rızalık alınır. Yani ona zarar vermek değil, sanki onun canlı ve ondan adeta bir insani bir ilişki kuruyormuşçasına bir tutum, tavır takınır ki çok ilginçtir o. Gibi yani çok sayabiliriz hierofaniyi. Bu çok antik çağlardan beri, yani organize dinler ortaya çıkmadan da bu anlayış hemen her zaman olmuştur. Buraları atlayalım. Yani dinlerin bir teselli sunduğu, özellikle bu fanilik ve varoluş kaygısıyla baş etmede bir işlevi olduğu kesin. Günümüzde de hala pekala çok sağlam müminler için bir çok önemli bir şey, teselli kaynağı da denebilir. Yani küçümsemek için söylemiyorum teselliyi, anksiyeteyle, kaygıyla. Tabii bu ölüm gerçekliği, fanilik durup dururken günlük hayatınızın olağan akışı sırasında hissettiğiniz bir duygu değildir arkadaşlar. Yani durup dururken ya öleceğiz, ben de mi öleceğim, tüh eyvah falan, yaşadığım bütün bu hayat o zaman neydi, değeri neydi, anlamı neydi gibi sorularla bir şekilde uğraşıyorsanız bilin ki işler biraz yolunda gitmiyor demektir. Hayatınızın akışı, o olağan akışında bir sorun vardır genellikle. Özellikle de yani ölümden dönme, ağır değil mi, ölümcül bir hastalığa duçar olma, çok değer verdiğiniz, sevdiğiniz bir şeylerin kaybından sonra tekrar hayatı yeniden değil mi sorgulama falan faslında özellikle bu konu gündeme gelir. Ama bu filozof taifesinin işi gücü olmadığı için hep bunu düşünür, bunlarla hep uğraşır. Dolayısıyla 2500 yıllar yani önce felsefe işte bu yani dinlerin vaat ettiği bu teselliyle teselli bulmayan, çünkü ahiret ve kurtuluşun orada olacağına dair herhangi bir kanıt yok ortada. Kuşkusuz şüpheye düşmeden bu vaatlere inanabilir, bağlanabilirsiniz. Ama ister doğa diyelim, ister Tanrı diyelim, insana akıl diye bir yeti vermiş. Aklın arkadaşlar en önemli özelliği de nedir? Şüphe, kuşku. Şimdi şüphe
bilginin de tabii çıkış noktasında bu bizim yetimiz. O zaman şöyle bir paradoks ortaya çıkıyor. Teolojide önemli bir sorundur o. Tanrı'nın varlığını kanıtlama çabası. Teoloji o. Teos, Tanrı demek. Loji, bildiğiniz gibi Tanrı bilim. Yani Tanrı'nın varlığını çok değişik araçlarla, yollarla kanıtlama çabası ilahiyat diye Türkçe bildiğimiz bir çaba. Yani neredeyse bütün Orta Çağ kilise ve tüm İslam filozofları, kelam uzmanları hep bu konuyla uğraşırlar. Tanrı'nın, Allah'ın varlığını kanıtlama. Bunun da 5-6 yolu vardır. Tartışma o bir tarafa. Yani bazı insanlar da çıkmış, yani bu doğaüstü bir bütün bu evreni yaratan aşkın, transcendental böyle bir mutlak iradenin varlığına nasıl emin olabiliriz, nasıl kanıtlayabiliriz? Ya da onun vaat ettiği bir ahiret, cennet, cehennem, yani bir öte dünya, öte bir varoluş, dünyevi varoluştan farklı bir zaman ve farklı bir varoluşu şa inanmam için sağlam kanıtlar var mı diye şüpheyle soran insanlar çıkmış. İşte ilk filozoflar bunlar. O zaman tabii bu akli sorgulama ister istemez inanç alanını biraz kenara bırakınca bu defa bu anksiyete, fanilikle bunlar nasıl baş edecek? Ha, o zaman aşağı yukarı şimdi geldik stoacıların tarihine. Her ne kadar Tales, işte Demokritos, Anaksagoras, şunlar bunlar falan, yani pre-Sokratik diye bilinen filozofların derdi başka, başta Tales olmak üzere. O ilk defa mitoloji çağından, bakın şöyle bir Batı dünyasının, Batı uygarlık tarihine şöyle kabaca bir baktığımız zaman, aşağı yukarı M.Ö. 8-9. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar olan döneme, özellikle eski Grek, eski Yunan uygarlığı, çünkü o bir mucizevi bir şey hakikaten. Baktığımız zaman yaklaşık bir 200-300 yıllık döneme mitologia, mitoloji çağı denir. Orada bildiğiniz mitolojik öyküler işte. Olimpos'un tanrıları, o tanrıların doğuşu, yani Theogonia. Tanrıların doğuşu, tanrılar nasıl ortaya çıktı? Çok tanrılı bir panteon düşünün, hiyerarşik bir düzen. En başta bir kaos var, daha sonra Gaia toprak var, işte sonra Eros bu Gaia'yı oklarıyla toprak anayı adeta döllüyerek canlılığın ve yaşamın ortaya çıkmasını sağlıyor. Sonra Uranos, Kranos, şu bu, Zeus, Meus falan. Bu tabii mitik bir anlatı, yani bunun herhangi bir tekabül eden, onlara tekabül eden maddi dünyada, dünya yani bizi kuşatan bu evrende herhangi bir açık karşılığı olmasa bile bütün bu tanrılar arasındaki alışveriş, hiyerarşi olan biten işleri, mesela Hesiodos, işte bu mitologyanın kurucu atası diyebiliriz. Bütün bu tanrıların nasıl doğduğunu ve işlerinin ne olduğunu, aralarındaki entrikalar, ittifaklar, kıskançlıklar, hasetlik, şu bu filan, çok zengin bir öykü. Benim bayıldığım bir şeydir mitologya. Günümüzde de bunların çok çok anlamlı şeyleri var. Ama şöyle daha serin kanlı bir şekilde baktığımız zaman, modern bir akılla baktığımız zaman, bu tanrılar dünyasının, panteon, bu çok tanrılı bu dünyanın çok antropomorfik olduğunu açıkça görebiliriz. Ne demek o? Antropomorfik, insanımsı, yani insanda gördüğümüz, insana has özellikler, nitelikler, eksiklikler, her neyse adeta bütün bu tanrılarda da vardır, ama onları daha ölümsüzdür. Ölümler var, ara tanrılar var, yarı tanrılar var, daimonlar var, jitanlar, neydi? Titanlar var. Yarı varlık, yarı ölümsüz Herkül falan gibi öyle varlıklar da var. Cinler var, işte daimon dedikleri mesele. Ama hepsinde böyle bir insanımsı nitelikler, özellikler. Peki bütün bu mitolojiye çağındaki bu çok tanrılı panteonda bu özellik varken, acaba tek tanrılı dinlerde de antropomorfizm yok mu? Var. Şimdi oraya girersek, ben hele Spinoza ve arkasından böyle bir teoloji, felsefe şeyine girersek sapacak konu.
Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu 200-300 yıllık mitolojiye çağından sonra tragedya çağı çok ilginç. Özellikle Sofokles ve Euripides. Bunu niye anlatıyorum? Bütün psikanalizin kurucu babası Freud'un, değil mi? En özel, en merkezi, en temel kavramı Oidipus meselesini, değil mi? Esinlendiği ve açıkçası Sofokles'in Rex Oidipus, Kral Oidipus'un kaderi, yazgısı, yazgı ve kaderden kaçınmanın mümkün olmadığına ilişkin bu tragedyanın bütün insanlık tarihini neredeyse özetlediği ve kültürel hiçbir formasyona tabi olmayan bunun bir evrensel insanlık dramı, hatta tragedyası olduğu meselesi. Yani mitolojiye, arkasından tragedya ve tragedyalar önemini kaybetmiyor eski Yunan'da, hatta modern dünyaya da bir şekilde aktarılıyor. Ama daha sonra da aşağı yukarı 4. 5. yüzyılda da bu akli sorgulama meselesi, yani felsefe doğuyor. Hikmet arayışı. Şimdi bunu 5. yüzyılda şöyle bir Atina'ya baktığımız zaman, bunu anlatmayı pek severim, benim eski kursiyer arkadaşlar dinlemişlerdir bunu. İlginç, yani hakikaten bir mucize diye uygarlık tarihinde bakılır. Milattan önce işte 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar olan Atina. Yaklaşık 300 ila 500 bin nüfuslu bir kent düşünün. Bugünkü Atina'nın bulunduğu yer yani. Ama deniz ticaretinde son derece parlak kent, inanılmaz bir kent. Çok farklı siyasal sistemleri denemiş. Bugün bizim siyaset bilimde kullandığımız hemen her terimin kökü ve kaynağı orası. Cumhuriyetten, oligarşiden, demokrasi, demos, krasya, halkın gücü, iktidarı anlamında veya respublik, halkın kendini bir şekilde yönetmesi gibi tiranlıktan tutun, diktatör kavramı da dahil olmak üzere aklınıza gelebilecek siyaset bilimdeki tüm terim ve şeylerin kaynağı Atina. Rakibi Sparta da var tabii ama daha çok Atina uygarlık bakımından, heykelde, şiirde, sanatta, tiyatrolarıyla ve yani muazzam bir gelişme. Ama bütün bunların yanında, maddi uygarlığın yanı sıra, arkadaşlar Sokrates'in döneminde, daha sonra Platon Akademiya'yı kurduğunda Atina'da 5 tane tıp felsefe fakültesi var. Felsefe ekolü var, birbirleriyle rekabet halinde. Farklı farklı eğilimleri temsil ediyor olsalar da, ama tüm felsefe tarihinin en erdemli, en bilge kişisinin Sokrates olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sokrates insanlara etik, ahlaki kurallar anlatmak yerine hakikat diye inandığımız yaşam görüşlerimizi veya sorgulanmadan, çok sıkı bir eleştiriye tabi tutulmadan doğru olduğuna inandığımız ilkeler veya işte gerçekliğe dair doksalar, yani kanaatlerle yaşadığımız. İşte bu doksaların dogma, yani Türkçesiyle bu dogmaların sıkı bir sorgu, eleştirel bir sorguya tabi tutulması felsefecinin işi işte. Hikmet ve hakikat arayışı buradan geliyor. Bu arayış, bu sorgulamadaki amaç da sadece soyut, teorik bir çaba değil, sonunda erdemli bir yaşamı nasıl mümkün kılarız? Buradan tam da bu dönemlerde, biraz daha geç, bütün bu mesela retorik ustaları var o dönemde. Hitabet, belagat. Yani o kadar mükemmel bir belagat sahibisiniz ki, kendimi tenzih ederim, en hatalı ya da yanlış bir fikri bile bir jüriye ya da bir topluluğa pekala doğru olarak kabul ettirebilirsiniz. Bu mahkemelerde çok işe yarar. Bir sanat, söz söyleme sanatı, retorik ve felsefenin temel işinin de bu olduğunu iddia eden bir sofistler diye bilinen bir grup var. Çok parayla felsefe dersleri veriyor. Sokrates'te hikmet ve hakikat arayışının hiçbir şekilde parayla karşılığı olamayacağı, bildiğiniz gibi çirkin bir adam, kel, koca burunlu, koca göbekli, fevkalade fiziksel olarak dirençli, sağlıklı bir adam, eski bir asker aynı zamanda.
Atina sokaklarında düşünün, her önüne geleni, yani öyle sadece seçkin öğrencilerle ders yapmak gibi bir derdi yok. Sıradan insanlara da gündelik hayatın içerisinde nelere inançlarımızın kaynak ve köklerini sorgulamaya davet ediyor. Bunları nereden biliyoruz? Platon'un 20 küsür tane diyaloglarından biliyoruz. Ve o çağda yazılmış, doğru dürüst o döneme ait felsefe ekollerinden az sonra bahsedeceğim, fırsat bulursam tabii. Stoacılığa dair elimizde maalesef çok sağlam metinler yok. Fragmanlar var, parça parça. Yok. Birçoğunu mesela Epikuros ya da Epiktetos ya da Marcus Aurelius'un imparator olması hasebiyle kendi kaleme aldığı, yazdığı şeyler var. Günümüze kadar gelmiş ama Epikuryen ya da daha sonraki Kıbrıslı Zenon, Kition falan gibi adlarını saymama gerek yok. Stoacıların kurucu düşünürleri, filozofları. Onlara dair elimizde parça parça şeyler var. Ama Allah'tan eski Yunan, bu 3. yüzyıldan milattan önce bahsediyorum. Bir grup da, lafı çok uzatmayayım, bir grup filozof da, işte bu kurucularından biri Kıbrıs kökenlidir Zenon, bir de Kition diye yine adalardan birisi, hangisi çok önemli değil. Atina'da, Agora'da, Atina'yı bilen var mı içinizde, gördünüz mü? Peki. Tahir eminim görmüştür. Herhalde yani burada yanlış anlaşılmasın, benim biraz Kabe'm gibidir. Yani böyle birkaç yılda bir gitmeden duramam. Aristoteles'in doğduğu yer var, Stagira, bu şeyde Halkidiki'de, Selanik'e yakın yani. Orası da benim çok önem verdiğim bir yerdir. Bir de Akropolis tabii. Akropolis'in hemen aşağısında Agora var. Agora meydan demek. Bütün özgür yurttaşların, ki toplasanız 5000 civarındadır, bütün kamu işlerinde sorumlu olan bu özgür yurttaşların ve erkekler, yani kölelerin, kadınların, çocukların kamusal hayatı ilgilendiren kararlara, yani doğrudan demokrasiden bahsediyoruz. Kenti, siteyi, kent devleti, bir şehir devleti, bunu bayındırlığından tutun, yönetimine, askerlik, savunma, adı neyse, hangi sorun varsa, ortak kamusal sorun, o sorunların meydanda tartışıldığını düşünün. Doğrudan demokrasi bu işte. Bu örnek bir daha kolay kolay dünyada mümkün olamadığı için temsili demokrasi dediğimiz parlamenter demokrasi ancak işte modern şey bu siyasal sistemler. Burada tartışılıyor bu Agora'da. Mesela akademiya, işte Platon'un, Sokrates'in baldıran içirilerek ölümün infazından sonra çok büyük bir kızgınlık Atinalılara ve Perikles dönemindeki o en parlak demokrasinin en parlak olduğu dönemde bu çoğunluğun kanaatinin hiç de hakkaniyetli olmayabileceği ya da hakikat bakımından kusurlu olabileceği fikrinden ötürü ilk faşizmin kurucu atasıdır Platon. Neyse, yani gündem böyle politik, toplumsal, sosyal meseleler bütün Atinalıları, Atinalı düşünürleri ne kadar çok yakından ilgilendirdiğini anlatmak için söylüyorum. Fakat bir grup düşünür, bunlar Atina'ya sonradan gelenler, işte bu söylediğim Kition, Mition falan, işte Zenon, Menon, daha sonra Epikuros, bunların en büyük düşünürleri, yarı peygamber gibi addedilen, böyle kabul gören çok çok önemli bir düşünür. Atina'nın biraz dışında, o zamanki dışında dediğimizde, yani işte o Agora'dan taş çatlasa bir 10-15 dakika yürüyerek biraz Atina'nın dışında bir bahçe. Stoa demek sundurma, yani revaklı, ne diyelim, bir bahçe düşünün, güneşlik tabii, Akdeniz iklimi, ama bu bahçeyi çevreyen böyle, İşte stoa, sundurma, revak, ne denir başka ya? Hani çatı da değil, daha çok... Yok, bütün yani alanı çeviren, yani onların altında o güneşlik, siperlik gibi bir şey düşünün. Yani muhabbetlerini orada yapıyorlar. Mesela Aristoteles de derslerini yürüyerek yapamış. Peripate derler ona, peripate ekolü
oturdu onunki, Platon'unki bayağı müşekkel bir şey, bina, varlıklı da bir adam. Neyse, yani dünya işlerinden, toplum meselelerinden, bu siyasal meselelerden ele tek çeken, biraz münzevice bir hayat, biraz hafif züht hayatı denebilir. Modern dinsel terimlerle eğer anlatacak olursak, bir grup düşünür böyle bir çekiliyor toplumsal hayattan ve bu günlük gailelerden, bu politik çekişmelerden, bütün bunların erdem üzere bir hayatı lekeleyeceği, bozacağına ilişkin bir anlayışla daha çok dostluk ve ortak bir komün gibi düşünün. Çok ilginç bir özelliği var. O çağda hiçbir başka yerde olmayan son derece eşitlikçi, paylaşımcı, dayanışmacı, köleler ve kadınların da katılabildiği bu topluluğa, bu cemaate diyelim bir tür. Orada özellikle Epikuros, tabii kurucu büyük filozof, onun düşünceleri tartışılıyor. Birlikte tarım yapıyorlar, ufak tefek hayvancılık ve olabildiği kadarıyla mütevazı ve sade bir yaşam. Şimdi Stoacıların bu, ben buna tabii ölçülülük demeyi tercih ediyorum. Bunun tabii Aristoteles'in ölümüne yakın bu söylediğim çağ, yani işte 300'lerin başı, Aristoteles'te aşağı yukarı 320'lerin sonu. Büyük İskender'in hocası biliyorsunuz Aristoteles. Sonra Büyük İskender'in ölümünden sonra Atina'dan ayrılmak zorunda kalıyor. İşte bu söylediğim Halkidiki, Selanik çevresine, Makedonya'ya, kendi ana vatanına dönüyor, şu oluyor, bu oluyor, itibarı biraz sarsılıyor. Tüm zamanların en çok eser yaratmış ve her alanda, hayatın ve doğanın her alanında, zoolog, fizyolog, astronom, filozof, mantığın kurucusu, organon, yani aklın aracı, doğru düşünmenin, doğru muhakeme etmenin, doğru akletmenin yolunu gösteren, kurallarını belirleyen mantık, o zaman bir organ, organon diyor. Mantık lafı, logic lafı çok daha sonradan konmuştur. Aristoteles'in şöyle bir tezi var, ondan çok etkilenmiştir Stoacılar. Arkadaşlar, değerli ve anlamlı bir hayat, erdem üzere sürdürülen bir hayattır. Dolayısıyla erdem nedir diye sorar ve Nikomakos'a etik diye bilinen iki etik kitabı var. Etik adı, etik lafında ilk kullananlardan biridir işte. Yani iyi ahlaktan ziyade güzel ahlak, iyi ahlak falan da denebilir belki ama daha çok erdem etiği, erdem ahlakı. Peki erdem nedir diye bu sefer işte erdemleri sınıflandırır. 17 tane benim tespit edebildiğim erdemler var. Ha, Aristoteles'e gelene kadar Platon'un da çok savunduğu bütün eski klasik Yunan'ın erdem anlayışı var. Yani bu Aristoteles'e has bir şey değil ama Platon bakımından düşünürsek en büyük başat erdem adalettir. İkincisi cesarettir. Çünkü cesaret yiğitlik, yani gözü peklik değil ama cesaret çok önemli bir şey. Yani ne gözü kara bir atılganlık ne de ürkek korkaklık. Tam ortası, tam da Aristoteles'in erdemleri anlamak için ileri sürdüğü temel ilkedir. Orta, altın orta diye bilinen, ifrat ve tefritten kaçınan orta bir tutumu anlatır o. Ölçülülükle bir anlamda aynı. Şimdi eski Yunan'da arkadaşlar, bu fanilik, ölümden kaçınmanın aslında günümüzde de geçerli bu. İki yolu var. Birincisi üreme, soyu, nesli devam ettirme, bir tür ölümsüzlük, yani soyuyla devam ettiğine inanç da bir tür fanilikle baş etmenin bir tesellisi olabilir. İkincisi eski Yunan'da çok daha önemli olan, bu biraz daha hayvanlarda da olan bir özellik olduğu için insana çok bir üstünlük ya da bir özellik katmıyor, yani üreme meselesi. Daha biyolojik, hayvani bir yanımız gibi görünüyor ama hani soyun, neslin devamı, bakımı,
özenle yetiştirilmesi falan gibi kaygılarla düşününce sanki kendini gelecek nesillerde hala hayatta yaşama sanki bir tür devam ediyormuş gibi bir inancı da taşıyabilirsiniz. İkincisi ise kahramanlık. Eski Yunan kahramanlık çağıdır aynı zamanda. Bu özellikle Odise ve İlyada ve Odise'ye bakarsanız Homeros'un bütün o büyük destanları, epopeleri yani destansı anlatılarındaki bütün övgüler bu yiğit kahramanlığa ilişkindir. Daha başka tabii bir takım erdemler sayılsa bile Aristoteles'in bütün bu erdemleri iki ana grupta değerlendirir. Bir karakter, kişilik erdemleri, bir de düşünce erdemleri. Şimdi düşünce erdemleri daha önemlidir. Çünkü bu stoacılara da oradan geleceğim. Özellikle bu bütün sayılan nezaketten tutun da adalet, cömertlik, merhamet, mesela merhamet Schopenhauer'un çok değer verdiği belki de tek insani, asli özelliğimiz, asil özelliğimizdir merhamet. Şimdi sayabiliriz bunları tek tek, burada gereği yok. Ama bütün bu erdemler ister kişilik ve kişiliğinize sindirilmiş karakter özelliği olarak, ister bir tefekkürün, düşünmenin sonucunda tutunduğunuz, benimsediğiniz, içselleştirdiğiniz bir erdem olsun. Bütün erdemleri, en tepede de sevgi var işte. Filia, en yüce, en büyük erdem Aristoteles için sevgidir. Arkadaşlar, sevgi varsa diğer erdemlere gerek yoktur. Erdemlerin gerekliliği sevginin yoksunluğunu telafidir. Başta nezaket mesela. Şimdi başka bir gün biraz erdem etiği diye başka bir konferans zaman ayıralım. Başka bir dönemde. Şunu anlatayım. Her girdiğiniz yerde bir konferans konusu çıkıyor. Kendinizi tutamıyorsunuz. Orada bir 5-10 dakika kayboluyorsunuz. Fakat diğer ayağınız Mevlana gibi aynı yerde durduğu için geri geliyorsunuz. Ben korkuyorum hocam buraya girerse artık. Şimdi ama bu, çok çok önemli. Hepsi çok güzel ve muhteşem şeyler. Eyvallah. Şimdi Aristoteles'in en önemli, en vazgeçilmez, en temel, en merkezi erdem dediği şey arkadaşlar phronesis. Phronesis, fren, akıl demek. Mesela schizophrenia diyoruz ya, akıl yarılması. Phrenia, akıl Yunanca'da. Akletme yetisi phronesis. Bir tür, Türkçe'ye onu basiret diye çevirdiler. Doğru da uzgörü, sağgörü, akletme. Bakın bütün erdemlerin, dikkat ederseniz, varlık sebebi yine akla dayalı, akıl. Yani şunu demek istiyor phronesis dediği. Yapıp etmelerimizin kısa ve orta ve uzun vadede ne gibi sonuçlar doğurabileceğini öngörebilme, kestirebilme yetisi. Bu da sezgiyle olmaz, akletmeyle olur, akıl. Dolayısıyla akla vurgu, rasyonalizm bir anlamıyla çok önemlidir. Phronesis'i bir anlamda pratik yaşam bilgeliği diye de çevirebiliriz. İşte bu pratik yaşam bilgeliği de stoacıların temel şeyidir, ilkesidir. Peki, phronesis bize neyi söyler? Ölçülülük de işte en önemli erdemlerden biri. Neden ölçülü olmalıyız? Ne bakımdan? Hazların tatmini bakımından ölçülülük. Çünkü ne, hazzı ne kadar çoğaltırsak kendimi ben o kadar mutlu hissederim gibi bir anlayış. Pekala günümüze. Veya ne kadar tüketirsem, ne kadar sahip olursam o ölçüde kendimi mutlu hissedeceğim tarzı bir anlayışın, yani hazları maksimize ederek insan, değil mi, acıdan kaçıp hazzı maksimize etmeye çalışan bir varlıktır anlayışı vardır insan için. Hayır diyor, yani hazları mesela Epikuros dışlamıyor ama hazların kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Akıl yoluyla ancak bu kontrolü sağlayabiliriz. Neden? Çünkü bazı tür hazların sonunda, eninde sonunda bir acı kaynağı olabileceğini öngörebilmek gerekir. Gayet bu bizler için anlaşılır bir şey işte. Yani bir alışkanlık yapan bir madde, alkol ya da diğer, değil mi? Çok ilk kullanımda veya bir süre kullanımda müthiş
size iyi gelebilir, haz duyabilirsiniz değil mi? Çok keyif alırsınız, tatmin olursunuz, şu olur, bu olur falan ama bir zaman sonra da kaçınılmaz acıların kaynağı haline gelir. Tüketim öyle, şöhret öyle, başarı öyle, hemen hemen pek çok tutku bakımından haz getireceğini umduğumuz kapasitemiz, yetilerimizin uyduğu ölçüde en azından. İşte bunlara bir şey getirme, bunları kontrol, aklın kontrolünde tutabilme yetisine fronez istiyor işte. Ancak bilgelik, pratik yaşam bilgeliği bundan mümkün. Dolayısıyla Epikuros ve bu ekolün stoacıların daha mütevazı, sade bir hayatı yaşamaları ama bütün bunu yaşarken de meditasyon, muhabbetler, ortak tarım, ortak çalışma gibi birçok etkinlik, yani mesela Hindistan'a giderseniz her yerde aşramlar görürsünüz. İşte böyle topluluklardır. Daha uhrevi, daha mistik bir şeyleri olsa bile, onların da çoğunun deyimi mazur görün, boku çıkar bir zaman sonra da, başta Osho diye bir adam vardı. Bilen biliyordur herhalde. Sonra neler başına geldi. Bunun gibi pekala, yani modern batı dünyasında bu aşramlar ya da bu Hint düşüncesi, felsefesi çok derin, çok köklü ama bunların sulandırılmış, kötüye kullanılmış bir sürü şeyleri hala rağbet görüyor gayet batıda, batı dünyasında. Bu tüketim ve modern hayatın işte yalnızlaştırıcı, ötekileştirici, şu bu plan, her neyse. Şimdi Epikuros, birkaç, bir de Epiktetos, biraz stoacılardan söz edeceğim. Sonra belki sorularla da gidebiliriz. Epikuros'un en önemli günümüze kalan, onu da şuradan biliyoruz. Romalı yine bir stoacı ve gelmiş geçmiş en büyük ozanlardan biri Lucretius. Onun şiirlerinde Epikuros'a ait şeyler var da Allah'tan elimizde odan biliyoruz. Yani yoksa bir sanal bir şey değil, kişilik değil. Bunu muhtemelen hepiniz duymuşsunuzdur. Çok ünlü bir laf. Yani ölümden, ölüm kaygısını anlamsız bulur. Neden? Çünkü biz yaşarken ölüm yok. Ölüm geldiğinde de bunu algılayacak bilinç varlığı olarak biz yokuz. O halde yaşarken ölüm kaygısı anlamsız. Peki, bu stoacıların size şimdi felsefesinin ana anlayışında birkaç şeyden bahsedeceğim. Biraz etikten bahsediyorum zaten bu vesileyle de. Stoa felsefesinin üç ayağı var arkadaşlar. Bir tanesi teoria. Teori, yani bugün bildiğimiz teori. Bakın bu teori etimolojik olarak ne anlama geliyor? Teion kutsal demek. Daha sonra bu tanrı, teo. Latince'de de biliyorsunuz Deus karşılığı Teo dedi. Ama Teon genel anlamda kutsal anlamına geliyor. Oria, bu iki şeyin birleşmesidir, Teoria. Oradaki Oria görmek, temaşa etmek, görmekten ziyade bakmak, temaşa etmek ama tefekkürle temaşa etmek. Peki neyi etmek? Ha, bizi kuşatan bu kozmosu temaşa etmek. Siz buna Spinoza natura diyor, doğa diyor ve aynı zamanda deus, yani tanrı ve doğa Spinoza için eş anlamlıdır o. Nerede tanrı diyorsa, deus diyorsa siz onu natura diye okuyabilirsiniz. Modernitenin, aydınlanma çağının en büyük stoacısı, stoist Spinoza. Ve bu geleneğin, bakın milattan önce 3. yüzyılda, sonra Roma döneminde, Roma'nın neredeyse resmi dini gibi bir hale geliyor. Roma'nın çöküşüyle beraber uzun orta çağlarda sanki sönüyor, kayboluyor gibi görünüyor. Fakat Rönesans'la birlikte Erasmus'la, Montaigne'le, Rabelais'le ve Dante'yle yeniden diriliyor. Daha sonra Spinoza üzerinden ve Schopenhauer ve Nietzsche'den günümüze kadar, yani nereden baksanız 2000 küsür yıllık hayatı doğrudan doğruya, hayatın, İnsan hayatına doğrudan doğruya böyle bir yol gösterecek, bir rehberlik yapabilecek felsefi bir ekol, böyle bir sürekliliği olan bir ekol yok. Stoacılık bunun için çok önemli. Mesela benim gözümde Spinoza modern aydınlanma çağının, modern
stoacılarından biri. Nietzsche'yi öyle okuyabiliriz, Schopenhauer'ı öyle okuyabiliriz. Ben öyle okuyorum, öyle de anlatıyorum. Farklı bakışlar tabii bu filozoflara olabilir ama yani temel meselelere bakışı öyle. Şimdi teoriya, bu terim onlara has bir şey. Demek ki bizi kuşatan bu kosmos, işte kaosa karşı kosmos, düzen, ahenkli bir düzen, bizi kuşatan tüm evren, bu kadar evreni tasavvur etmek, tahayyül edebilmek sınırlarını hala bile mümkün değil. Hele insan aklının evreni ihata etmesi, kuşatması zaten mümkün değil. Dolayısıyla evrenin bütününe dair bir iddia, mesela evren kusursuz yaratıldı bir yaratıcı tarafından. Ya bu iddiayı ileri sürebilmek için kardeşim, bu evreni mukayese edebileceğiniz başka bir evren olması lazım ki kusursuzluğunu gösterebilirsiniz. Bu mantıken mümkün değil. Dolayısıyla kusurluluk, kusursuzluk onların, stoacıların bu kosmos tek hakikat, tek, bakın hakikatin tekliği, hakikatin kökü, kaynağı, bizi bu kuşatan kosmos. Doğa deyin siz buna. Onu ne insan yaratmıştır ne tanrılar. Üstelik bu çok tanrılı, inançlı bir dönemden bahsediyoruz. Yani neredeyse bunlar ate. Bu anlamıyla yani eski Yunan'ın şeyine çok fazla itibar etmiyorlar. Tek gerçeklik bizi kuşatan bu kosmos. Dolayısıyla bu tek hakikat bizim yaşamımızı da yönlendirecek etik ilkeleri biz bu doğadan türeteceğiz. Bu kosmosdan tüketeceğiz. Bu kosmos öyle ahenkli bir düzen ki bir tür akli de, logos, içinde bir akıl da taşıyor. Aynı zamanda kutsal. Dolayısıyla insanın teoriya, işte bu kosmosun da parçası olmaklığımız nedeniyle bu kosmosu temaşa etmek, kontemplasyon, yani tefekkürle, şaşkınlık, hayranlık, bu mucizevi ahenk, bu yaratıcı, bu bütünlük, bakın aşkınlık fikri yok yani, bu doğanın veya bu kainatın üstünde bir başka yaratıcı bir varlık falan yok. Tek gerçeklik bu kosmos. Dolayısıyla bütün ilkeleri, ister toplumsal, ister siyasal, ister bilim, fizik, buradan türeteceğiz. Teoriya bunun için çok önemli. Yani biz bu kosmos hakkında ne kadar sağlam bilgilere sahip olursak, onun için fizik, matematik, astronomi, jeoloji, biyoloji, zamanın el verdiği ölçüde, mesela kozmoloji, işte kozmosu inceleme, kozmogoni, onun nasıl yaratıldığı, teogonia gibi, o biraz daha spekülatif tabii ama fizik, matematik, şu bu filan bilimlere hiç itirazları yok. Yeter ki bu kosmosun neliğini, mahiyetini anlayabilmemize yardımcı olsun. Bu bize bu verileri, bilgileri sunabilsin. İkinci uğraşları, felsefelerin ikinci uğraşları etik. İşte az önce anlatmaya çalıştığım bu erdem etiği. Peki erdemleri de bu kozmostan türeteceksiniz. Dolayısıyla üçüncü, bütün yani dinlerin vaat ettiği selamet, kurtuluş meselesi var ya, bunlar da bu konuyla ilgileniyor tabii. Dolayısıyla fanilik ve bu varoluşun geçiciliği meselesini dert etmiyorlar. Çünkü az önce söylediğim aforizmayı düşünün. Yaşarken ölüm yok, ölüm gelince de tasalanacak bir bilinç yok. Yani bir bilinç varlığı ancak tasa, kaygı taşır. Üstelik diyor, biz bir hiçliğe, yokluğa, ölüm demek sadece bir hiçlik, yokluk değil. Ya da sadece ölüm, bunların ölüme bakışları, sadece bir biyolojik ömrün sonlanması değil. Ölüm hayatın içinde. Bunları tevekkülle karşılayabilme, yani ayrılıklar, geri dönülmez kayıplar, telafi edilmesi zor yaşam olayları, bütün bunlar ölüme içkindir, ölümle ilişkilidir. O nihai son olarak bilinen ölüm de
yine bir hiçlik, yokluğa değil, tersine bu kosmosa iştirak anlamına gelir. Tek gerçeklik, tek hakikat olan bu kosmosa olsa olsa iştirak, katılmak bir anlamıyla. Dolayısıyla burada anlayacağınız gibi zaman daha çok lineer bir zaman olmaktan çok bir çevrimsel. Nitekim Nietzsche'nin ebedi döngü, değil mi? Bengi dönüş ya da öyle de çevriliyor. Bütün varoluşun, değil mi, böyle bir döngüsel bu mesela. Bütün mistik okullarda da zaman ve varlık anlayışı biraz öyledir. Hem ortodoks sufilikte hem heterodoks anlayışlarda da ruh göçü şu bu filan. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu böyle bir anlayış size ne kadar teselli eder, sizin ölüm meselesiyle, kaygısıyla baş etmenize ne kadar katkı sağlar, onu bilemem. Tabii yani dinlerin vaat ettiği kadar pek cezbedici gibi görünmüyor. Çünkü çok akli bir şey değil mi bu? Söylediğim yani hayata, yaşama, zamana, hayatın anlamına ilişkin. Çünkü bunu ertelemiyorsunuz. Yani bir başka düzlemde bir varoluşu mümkün olduğuna inanıyorsanız, bu biricik size sunulmuş hayatı ıskalama şeyiniz çok yüksek. Spinoza'nın itirazı bu zaten. Aşkın tanrı fikriyle başı hoş değil. Tek tanrılı dinlerle de malum. Birkaç nedenle karşı çıkar ona. Özellikle yaşama iştahını, yaşama iştahı, appetus diyor ona, iştah, yaşama iştahını nasıl körelteceğine dair iddiaları var falan. O da ayrı bir konu. Satiriyor, işte bu şey böyle. Yani stoacıların yani felsefesinin üç sacayağını aşağı yukarı tasvir etmeye, tanımlamaya çalışırsak manzara aşağı yukarı bu. Tabii Epikuros'la başlasa da eski Yunan'da, yine Yunan kökenli olmakla birlikte Roma yurttaşı olan Epiktetos var. Dün biraz Mehmet Hoca da biraz bahsetti ondan. Benim tabii çok uzun yıllar bu felsefe meşguliyetim. Tabii sonunda da böyle bir kitap çıktı. Bunu Tahir Hoca'ya imzalayacağım. Bir tane getirdim. Bizim CİSET'teki kursiyerlere işte böyle hikayeler anlatıyordum, arkadaşlar bilir onu. Anlat hocam, anlat diye de pek bir ısrar ederlerdi. Hele böyle teoriden bunaldıkları zaman ben biraz ara verirdik, mola veririz. Böyle hikayeler anlatırım. Ama tabii temelde böyle bir hep felsefi duyarlılık kazandırmak. Bütün derdim o yani. Biraz daha insana bakışta bir derinlik sağlayabilmek. İşte bu tarz bir felsefe ruha şifa olur. Yani felsefenin her ekolü ya da her filozof anlamında demiyorum. Hangi felsefe diye sormamın nedeni buydu. Kısmen varoluşçu hümanistik psikolojiyle ilgilenenleri, özellikle varoluşçu hümanistik terapilerle ilgilenenleri, bunların ustaları işte Rollo Bey'den tutun da Irving Yalom, Rogers belki ona da girebilir. Daha başkaları da vardır, şimdi pek aklıma gelmiyor. Ben onları da modern stoacı anlayışın hümanistik varoluşçu şeyle beslenmiş filozoflar olarak görürüm. Filozof terapistler. Bir başka yani bu tarz bir terapist olmak, hangi ekole mensup olursanız olun, hangi teknik araçlarla, terapi araçlarıyla donanmış olursanız olun, terapi teknikleriyle ilgili alet çantanız ne kadar zengin olursa olsun ve bütün bu alet çantasından her durumda, her soruna, tek bir kişiyle çalışırken bile karşılaştığınız her soruna o alet çantasından bir şey çıkarıp bir vidayı bilmem neyle halletmek gibi böyle mekanistik, pozitivistik bu tarz bir terapi anlayışına hayatım boyunca bir yakınlık hissetmedim, duymadım çok açık. Psikanalizi de zaman zaman mekanistik, pozitivistik yorumları vardır ve onlarla da başım pek hoş değil. Ama sonuçta psikoloji ve felsefenin, zaten birkaç yıl önce bu sunumu Beyoğlu'nda yapmıştık. Ondan sonra bu kitap çıktı. Felsefe ve psikolojinin ta 19. yüzyılda ayrışması, yani psikolojinin felsefeden bağımsız bir bilim olarak rüştünü ispat etme çabasına saygı duymakla birlikte, aradan geçen bu kadar yüzyıldan fazla bir zaman baktığın zaman pek de hayırlı bir iş olmamış.
Bu boşanma pek hayra alamet değil. Son onun için 15 dakikamız. Yetti zaten. Ben onları yeniden yeniden evlendirme çabasıyla böyle bir kitap, sanki böyle bir ekol varmış gibi de bir hava, psikofelsefe falan, böyle çok da havalı da bir şey. İşte bu. Peki burada durayım bari. Belki soru moru olur. Ama slide gösterdik ha. Ama hocam çok keyifle dinledik. Önce ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Sizi dinlerken stoğacıların... Mikrofon açabilir misiniz? Açık değil mi hocam? Tamam hocam. Zenon'dan söz ettiğinizde biraz heyecanlandım. Zenon aslında kaosu çok net açıklayan kişilerden biri gibi geliyor bana. Hani zaman ve mekan yoktur söylemiyle birazcık oradan... Onu bilmiyorum, yok. Onu siz anlattın vallahi. Benim öyle spesifik bir bilgim yok. Tamam o zaman hocam. Yok. Belki yani bu soru tartışılıyorsa, yani oyununu bilmiyorum. Kurucu olarak. Yani başka isimler de var ama Zenon iki tane yalnız. Sizinki farklı bir Zenon. Bu söylediğim stoacıdan farklı. Yani tekrar dönünce bakacağım. Tamam, size de ben iletelim. De bakayım hocam. Bu dediğiniz Zenon başka. Tamam, ben de bakayım. Teşekkür ederim. Bir soru da ben sorabilir miyim hocam? Evet. Yani ben dün sabah bir konuşma yapmıştım. İşte gelenekselden moderniteye salınım diye. Konunun özü şu, insanlık tarihindeki medeniyetsel salınımların mikro düzeyden makro düzeye şeklinde bir kaos teorisi içerisinde aktarmaya çalıştım. 10 bin yıllık insanlıktan Göbekli Tepe'den ve Mezopotamya kültüründen başlayarak burada doğan civilization'ın batıya, batıdan doğuya, doğudan batıya bir şekilde salınımlar halinde geldiğini, batının bir noktada bilimsel bir bilgiye gittikten sonra oradaki bilginin tevarüs yoluyla doğuya aktarıldığını, ta uzak doğuya kadar getiriyoruz. Batının bir karanlığa girdiğini, ardından doğunun karanlığa girdiğini, böyle bir salınımlar ilgili açıklama yapmıştım. Biraz önce erdem kelimesini kullandınız. İfrat ve tefrit kavramını kullandınız. Ben de kaos teorisini itidal kelimesi üzerinden, ki onu farklı kelimelerle ifade ettiniz. İtidal göreceli bir şey, bağlama duyarlı bir şey ve medeniyetlerin içerisinde kişinin dünya ile ilişkileri esnasında her an itidalin değişebileceği, ifrat ve tefrit kavramında göreceli olduğuna dair bir bakış tarzıyla izah etmiştim. Erdem nedir sorusu dediği zaman, bizim kültürümüz özellikle İslam kültürü açısından Anadolu kültürü, hem Bektaşilik, hem Alevilik, hem de hatta Şaman geleneğine kadar gidebiliriz. Erdem'i faziletler ve reziletler kavramı üzerinden izah edebiliyoruz. İfrat ve tefritte olmayan aradaki şey itidaldir. İtidal de erdemdir dediniz. Bir şecaat örneğini verdiniz buradan. Şecaat kelimesiyle biz, yani cesaretin gözü kara gitmesi ifrat noktasıysa, korkmak cebn dediğimiz kelimeyle daha kendi haklarını savunamayacak kadar zavallı duruma düşmek. Ama şecaat ise yerinde yeterince, gerekirse ölümü göz alabilecek bir cesareti uygun ortamda koymak, itidal kavramıyla izah ediliyor. Erdem'in faziletler manası adalet kavramıyla bağlantılı. Ben bunun Yunan kökenleri var mı yok mu onunla ilgili sormak istiyorum. Yani şehvet, gazap ve hikmet dediğimiz üç tane sacayandan bahsediliyor bizim kültürümüzde. Şehvetin ifrat ve tefrat libidoya denk düşüyor, aslında Freud'un kastettiği libidoya. Gazap agresyona denk düşüyor, nesne ilişkilerindeki, yani bölmenin iki tarafına. Hikmet de insanoğlunun diğer yaratıklardan farklı olarak olayı bilgi kavramında değerlendirilmesiyle ilgili. Çocukluğumda bana 4 yaşındayken şunu öğretti bir hoca: akıl bir gemi, fikir onun yelkeni, kullanabilirsen kendini, yoksa el kullanır seni. 1000 kere söyledi, aklımda kaldı. Buradaki akıl kavramını ve fikir kavramını çok düşündüm. Akıl aslında insanlığa verilmiş olan bir öz. Fikir ise düşünce, çok farklı bir şey. Fikretmek, düşünmek, kognitif bir şey aslında. Akıl ise daha derin bir kavram ve her insanın içerisinde doğayı anlamlandırma, medeniyeti anlamlı veya doğruyu bilebilme gücü olarak adlandırırlar. Bunu da Allah'ın adaletine, işte kitap gelmeyen veyahut da şeye muhatap olmayan kişiler nasıl doğruyu bilecek, hakikati bilecek? Burada da aklederek bilir. Akıl nedir? İnsanın özünde olan şeydir. Nurun ala nur diye bahsedilen kavramla ilintilidir. Biraz önce bahsetmiş olduğum şehvet, gazap ve bilginin, şehvetin
iffete dönüşmesi, gazabın şecaate dönüşmesi, bilginin de hikmete dönüşmesi bağlamında bir sacaya insan içinde oluşur. Bu şekilde olan insanlara adil denir. Kime karşı? Kendine karşı. Kendine karşı adil olan herkese karşı adil olur. Eğer bunları dengeli bir şekilde oturtamıyorsa insan zalimdir. Kime karşı zalimdir? Kendine karşı zalimdir. Hedonizmle bağlantı kurdunuz. Beden bir akıl duygusu taşıyor ama bedenin eksiklikleri var. Bu eksiklikler ancak yeme, içme, cinsellik gibi hazla tatmin edilebilir ama hedonist değildir. Bu bedenin akıl kavramını daha çok ortaya çıkarabilecek potansiyellere aracılık etmesi nedeniyle hazla yönelme mecburiyetindeyiz. Onun için Yunan felsefesinde de haz evet ama hedonist olmak hayır anlamındaki bir itidal noktasından bahsettiniz. Sanki buradaki kavramsallaştırma, İslam kültüründeki kavramsallaştırmanın kökenleri de biraz eski Yunan'a dayanıyor gibi geldi. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Vallahi ne kadar tekabül ediyor o senin işin. Yani ben onu çok anlamam. Ama şunu unutmayın ya, bütün İslam felsefesi veya daha doğrusu Orta Çağ'da bütün skolastik düşüncenin de teolojinin daha doğrusu kaynağı Aristoteles. Bir de İslam filozofları içinde Neoplatonizm diye bilinen Plotinos. Şimdi bu 2. yüzyıl milattan sonra çok idealizmin artık şahikası. Ama o da Neoplatonist bir düşünür. Yani dolayısıyla İslam dünyasında Eflatun diye bilinen Platon ama daha çok Aristoteles'tir. O benim alanım değil. Tam bu söylediğin kavramlarla mutlaka bir ilişki, bağlantı kurulabilir. Çünkü hakikaten 8-9. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar bildiğimiz işte büyük İslam filozofları, İbn Rüşd biraz bana göre farklı ama Farabi olsun, İbn Sina olsun, Razi, Gazali iyice bambaşka bir yerde duruyor bence. Yani felsefeyi biliyorsunuz, mahkum eden bir ne diyelim, yani din adamı, eğitmen, her neyse. Yani eski Yunan ve özellikle Platon veya Aristoteles izlerini ve o kavramları tercüme etmek pekala mümkün. Yani ben bu spesifik şeyleri çok fazla bilmiyorum. Çevrilebilir yani, onda pek bir sıkıntı yok. Yani arkadaşlar, şimdi İslam felsefesi tartışmalı bir kavram bir kere yani. Bütün İslam yani düşünce tarihinde vahiy ve akıl tartışması çok önemli bir tartışma. Yani hakikatin kaynağı akıl mı, ki onu diyen Razi ve Mutezile diye bir ekol var. Yani 7. 8. yüzyılda çıkan bir ekol. Hayır, vahiy tek hakikat, olsa olsa akıl, daha doğrusu felsefe, vahiy temellendirme, akli araçlarla dayanaklarını kanıtlamaya yarar. Sadece felsefenin işi budur. Yoksa tek başına hiçbir başka aşkın bir varlıktan ilham ya da vahye gerek olmaksızın kendi akıl yetisiyle hakikat araştırması pür felsefedir. Yani Yunan'ın anladığı bu. Dolayısıyla İslam felsefesi dediğinizdeki durum biraz farklı. Yani böyle çok sağlam felsefeciler bunu pek felsefe kabul etmezler açıkçası. Yani İslam dünyasındaki bu meseleyi, mesela İbn Rüşd'ün az önce anlattığım itirazı Gazali ile düşünün. Yani birisi ta Endülüs'te, Granada'da, ta öbürsü Buhara'da ya da Semerkant'ta, neredeyse tam Nizamülmülk'ün kurduğu medresenin Bağdat, Gazali'de. Yaklaşık aynı yüzyıl, 11. yüzyıl. Düşünebiliyor musunuz? Yani İbn Rüşd şu soruyu soruyor. Bu akıl ve vahiy önceliği hangisindedir meselesinde? Bu az önce söylediğim şüphe meselesi. Yani bir Tanrı, bir Allah düşünün ki bir yetiyle yaratıyor. O şüphe, Tanrı'nın varlığından şüphe etmek, değil mi? İmandan sapma. Ama sen bir yeti veriyorsun ve o yetini kullanmasını da sınırlandırıyorsun ya da engelliyorsun. Şimdi burada bir şey yok mu?
Bir çelişki yok mu? Bir sorun yok mu? Dolayısıyla akılla tanrısal hakikate, akılsız sadece yürekten kalbe, o mistisizm arkadaşlar. Mistikler ne dinlerin doğrudan şeriatını ya da temel hakikatlerini, ne de felsefenin akli, soyut, spekülatif kavramlarıyla gidilemeyeceğini, yani özellikle hakikat ve bilgelik yolunda bir üçüncü yoldur mistik ekoller, İster hangi dinler olursa olsun. Beni cezbeden, ya bana ilginç gelen bir deneyim, mistik tecrübe, experience neden anlamlıdır, değerlidir? Bu açıdan önemli. Yani hakikat ne tek bilim ve akıl ki iç içe, ne de iman ve inanç yoluyla değil, daha farklı bir yol, kalp yolu işte, kalp gözü falan. Bu tabii tanımlanması çok zor. Daha çok sezgisel şeyler bunlar. Çok anlatılamaz öznel deneyimler bunlar. Uzun temrinlerle belki de sağlanabilecek. Bütün doğu mistisizmi ve bütün tek tanrılı dinlerde sulandırılmış da olsa, mistikler başka insanlar, yani başka tür varlıklar. Bunu ayrı bir yerde düşünmek lazım. Yani senin soruna ne kadar cevap oldu bilmiyorum. Ama bu vesileyle şunu da söylemeden geçemem. Bu Epiktetos'u anlatıyordum. Bu ilginç bir adam. Roma vatandaşı, köle. Nero'nun bir azat ettiği bir düşünürün öğrencisi. Ve sakat. Topal. Bu topallığı da çok ilginç. Yani yaşamın her tür acılarını, bakın Nietzsche'nin amor fati dediği şeyin kökeni Epiktetos'tur. Bu Epiktetos'un sözleri bütün sizin bu kognitif davranışçı, isterseniz rasyonel, emotif terapiler falan dediğiniz bütün bu ekollerin altında yatan temel felsefi inancı inşa etmiş bir adamdır. Yani benim bu kognitif meseleler, şeyleri biraz kusura bakmasınlar, yüzeyel bulmamın nedeni arkalarındaki kavramsal şeyin fukaralığı. Yani Epiktetos'tan başka ne Beck'te, ki Beck okudum biliyorum yani, Albert Ellis de dahil, buna atıf yaparlar. Epiktetos her yerde geçer. O da şu, az önce, dün de anlatıldı. Bizde üzüntü, acı, kaygı yaratan şeyler, olaylar ve nesneler şeyler değil, onlar hakkındaki yargılarımız, düşüncelerimiz, algılarımız, yargılarımız daha çok. İşte bu bütün kognitif şeyi özetleyen bir şeydir. Bu Allah'ın Epiktetos'un lafı işte. Bu bir azatlı köle. Şunu söylemeden geçemem. Niye stoacı? Çok önemli söylevleri var. Allah'tan onun epey şeyi kalmış günümüze. İşte Roma çağında yaşamanın herhalde avantajı. Diyor ki, bakın, mutlu olmak, olmamak, esenlik veya mutluluk lafı yoktur eski Yunan'da. Tekrar bir terim söyleyeceğim. Eudaimonia. Daimonia, daimon, artık Türkçe'ye bir cin diye çevrilebilir. Yani insanla tanrı arasında, yarı tanrı, yarı insan, insanla tanrı arasında irtibatı kuran bir tür, bir cin, ama yani şeytan, iblis gibi kötü bir şey değil. Eudaimonia, iyi huy aslında. Öneki, mesela ötimi dediğimiz zaman iyi ruh hali, değil mi? Eudaimonia da aşağı yukarı böyle bir şey. Esenlik, içsel huzur, ruhsal dinginlik. Asıl olan, aramamız gereken bu. İçsel ruhsal dinginlik. İşte pekala mistiklerin veya bütün Hint felsefesinin söylemeye çalıştığı nihai noktası da nedir? Nirvana. Şimdi Freud'un da bir Nirvana yorumu var. O gerekirse ondan bahsedeceğim. Epiktetos şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor, ihtiyaçlar diyor üç türlüdür diyor. Birincisi doğal ve zorunlu. Yani barınmak, giyinmek işte gibi, yani en temel fizyolojik, değil mi? Yaşamı mümkün, zorunlu ve doğal. İkincisi diyor, doğal ama zorunlu değil. O da nedir? Seks. Doğal ama zorunlu değil. Seks uğruna neler, ya Arap neler batıyor. Üçüncüsü de diyor, ne doğal ne de zorunlu. Şöhret, ün, kazanç, başarı,
Ha, siz doğal ve zorunlu olmayanı doğal ve zorunluymuşçasına algılayıp ve öyle kabullenerek hayatınızı tanzim eder, buna göre yönlendirirseniz acı kaçınılmaz. Eudaimonia mümkün değil. O iç dinginlik, ruhsal huzur dinginliği sağlayamazsınız. Ha, o zaman ne oluyor? Doğal ve zorunluyla yetinmek. Onun ötesinde bağlanmamak. Bakın bu terim çok önemlidir. Bağlanma meselesi. Yani bizdeki bağlanma teorileri şu o anlamda demiyorum. Yani hiçbir şeye ama. Hatta hayata bile. Dolayısıyla biraz acımasız gibi görünür. Yani sevgiliye, anaya, babaya, çocuğa gayet tabii sorumluluk almak, ilgi, şefkat bunları esirgeyin değil ama tüm hayatınızın merkezinde bir bağlanma ile yani bu nesnelere ya da kişilere böylesine bir kontrol edilemez, böylesine bir derin, tutkulu bir bağlanma sizi mutlaka eudaimonianızı bozar. Happiness, mutluluk falan lafı yok. Bakın bu veya ataraksiya bir başka terim daha var. Dingin yani. Ataraksiya dinginlik. Ve bu insanların da herhalde görseniz ellerinde, yüzlerinden o dinginlik akıyordu herhalde. Yani öyle de tasvir ediliyor adamlar. Buyurun siz bir soru soracaksınız. Ben aslında cevabımı aldım diye düşünüyorum da Stoacılarla ilgili okumalar yaparken beni şaşırtan bir intihar durumları vardı. Kıbrıslı Zenon'un ve Seneca'nın. Acaba bu da yaşama yine bağlanmama üzerine bir durum yoksa bir savunma mekanizması olarak mı çıkan bir şey? Sizin yorumunuz nedir? İşte hayata da bağlanmama. Yani yeri zamanı geldiğinde hadi eyvallah diyebilme. Yani onların doğru hakikaten çoğu şeydir selibat nedir? Münzevi ve hemen hemen çoğu da bekardır. Hepsi değilse bile birkaç tanesi öyle intihar. Ama tam şeylerini bilmiyoruz. Yani bu şuna benziyor. Yani çok terminal safhada ve hatta Doğu bilgeliğinde, hatta Anadolu bilgelerinde de vardır. Neredeyse ölüm saatini öngörürler. Nasıl sezerler, nasıl olur bilinmez. Ona metanetle ve tevekkülle kendini de, işte bu bağlanmamak bu. Bunun en uç noktası. Ya siz bayağı incelemişsiniz yani bu intihar olayını ilk defa böyle bir soran arkadaşa rastladım. Bayağı stoacıları... Eyvallah ne kadar hoş. Teşekkür ederiz ben hocam. Ben burada bir miktar sizde ilgi ve heves uyandırırsam yeter. Yoksa kuşatıcı bir sunum yapmaya kalksam akademik bir şey olacaktı. Boğulurdunuz şimdi o slaytlardan. Allah'tan yapmadım. Çok keyifliydi hocam. Buyurun. Ben de aslında sorunun cevabını aldım ama tekrar sizinle konuşmak istedim. Teşekkür ederim. Yani çok güzel bir sunumdu. Çok anlamlıydı benim için. Ben daha gündelik bir şey sormak istiyorum aslında. Böyle felsefe okumalarından sonra gündelik yaşama geçiş ya da yeni dünya düzeninde yaşamaya çalışmak zor oluyor aslında. Yani okuduktan sonra kalkıp tekrar hayatın içine akış belki de. Bazı mottolar mesela bana iyi geliyor. İşte sizin de kullandığınız telafi kelimesi. Hani yarım, nerede duydum bilmiyorum ama sizi dinlerken o aklıma geldi. Hani yarım kalmışlık yaşamın özüdür, telafi edilemez gibi sözler böyle. Aklıma geldikçe gündelik hayatta tekrar böyle yakıt alıyorum gibi hissediyorum. Sizin böyle gündelik hayat yaşarken kullandığınız kendinizce mottolarınız var mı ya da söyleyebileceğiniz şeyler? Ya bu da geçer be. Güzel. O da öyle. Ya edep ya hü derim ben. Böyle çok terbiyesiz. Yani böyle çok bir şey. Yani var bir böyle laflarım var ama hiç düşünerek tasarlamış falan da değil. Öyle arkadaşlar spontaneite. Yani bu boşuna varoluşçuların ve Heidegger'in bu kadar çok önemsediği kavram otantisite. Otantik varoluş. Ne menem bir şey. Hadi bırakalım bu bilgelik, mistik bilmem neleri. Pekala modern dilde, modern dünyada bile modern terimlerle bile tanımlanabilir. Yani altı karıştırılabilir. Benim çok geç de olsa bu Rolome'yi ben açık söyleyeyim son 3-4 yıl içerisinde özellikle bu ve onun bu kadar derin bir felsefe şeyine vakıf olduğunu bakın bilgisi değil. Vukuf başka bir şey. Çok okursunuz.
hele hele modadır bugünlerde Lacan, Heidegger falan dedim uçuşur. Hele hele yeni yetme bu işlere biraz entelektüel, biraz da bizim meslekten arkadaşlar da böyle bir heves, tamam haves ediyor onu anlayabilirim de yani böyle bir sindirilmemiş böyle bir klişeler mülişeler. Ama Rollo May'i tavsiye ederim. Yani yalon boşuna değil, taparcasına bu adama. Bazılarının çevirisi kötü ama en az 4-5 kitabının çevirisi oldukça iyi. Ya bu adamın şu ilginçliği var. Ben Amerikan kökenli, işte varoluşçulukla meraklı. Yani yalon daha popüler ve daha anlaşılır kılmıştır ama yani şeydeki bu Rollo May'deki derinlik, o da Avrupa kökenli olduğu için Avrupa dilleri de çok iyi biliyor. Çok ciddi bir felsefe şeyi var. Müktesebatı var besbelli. Mesele felsefedeki müktesebatını boğarcasına aktarmak değil, oradan süzüp de insanın, özellikle çağımızda modern insanın işte bunalımları, acıları, şunları bunları. Mesela Erich Fromm da çok okunan, popüler, bilinen. Yani ben o derinliği hiç pek görmem onda. Ama Rollo May çok ilginç bir adam. Tavsiye ederim. Mesela bu adamın yani Kierkegaard üzerine akıl alacak gibi değil incelemeleri. Yani o kadar ufuk açıcı bir şey ki. Siz bu okumalardan kendinize birer motto bulun valla. Yani ya ben nasıl sağladığımı bilmiyorum. Öyle çok karamsar, kötümser bir adam değilim. Aman aman da iyimser değilim. Genel anlamda yani insanlık, yaşadığımız toplum, bu toplumun geleceği, insanlığın geleceği, kişisel hayatımın geleceği falan, bütün bunlarda böyle böyle keskin, derin bir umutsuzluk, karamsarlık falan içine pek girmedim bugüne kadar. Beni ne korudu bilmiyorum. Bunu yine stoacılara sorarsak mizaç, bakın bu da çok önemli bir şey. Yani bunun bir genetik temeli var. Bu böyle sadece kognisyonla, psikanalitik, derin, ben bilinç dışıma Allah öyle seyahatler ettim ki arkadaşlar. Elimde birer şöyle kör bir şeyle, kandille, merdivenlerden derinlere, kendi bilinç dışıma falan. Yok öyle bir şey. Yani yaptım tabii bir şeyler de. Yani şu Amor Fati anlaşılması çok zor. Çok moda olduğu için pek sevmem bu terimi kullanmayı ama Nietzsche'nin bence en önemli bize kattığı modern hümanizma, hümanizmayı modern terimlerle yeniden tanımlamak. Derdim benim bu yani. Şimdi kitapta bir miktar var, ona bir giriş yaptım da çalıştığım ana konulardan biri bu. Bir de bu erdem etiği meselesi. Yani ne geliyorsa başımıza kabullenmek tevekkül değil, sevmek. Bakın bu zor olan bu. Yani değiştiremeyeceğim gerçeklerle mücadele etmeden bana sabır ver var ya öyle, bunlar da stoacı şeylerdir, dualardır gerçi ama onu başarabildiğimi söyleyemem. Yani başıma gelen her tür tatsız, tuzsuz, olumsuz, ister sağlık ister başka nedenlerle bu da geçer yahu, bunu da sevmeliyim. Bunu yapabildiğimi söyleyemem. Ama çok kızgınlık, öfkeyle de kendimi de harap etmemeyi bir şekilde öğrendim herhalde. Ama bunda mizacı unutmayalım yalnız. Yani Aristoteles'in de öyle bir tezi var. Her ne olursa olsun doğuş ve mizaç, karakter ve beden sağlığı. Bütün stoacıların da önem verdiği birinci, hele hele Schopenhauer. İyi bir bedensel sağlık. Bitti. Şans eseri mizacınızda da biraz böyle bir İyi bir taraf varsa gerisini boş ver yani. Gerisi akar gider yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Gerçekten harika bir sunumdu. Evet. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çocuklar bunu şeye... Hocam, ha, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi sizi dinlemek. Evet. Hepimiz çok şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Umarım. Çok sağ olun. Evet, çektiniz mi arkadaşlar? Bunu da takdir edeyim. Evet. Efendim, hepinizin adına teşekkür ediyorum bu plakette. Teşekkür ederim. Sevgili Tahir Hocam, sana da bu kitabı kısaca bir şey yazayım. Çekilin. Kalem var mı acaba?
Kalemlere yazacağım. Ben okulcunu açtım hocam. Yazdım burada benimki. Valla şimdi baskısı bizde olsaydı hocam şimdi almıştık onları, iyi olurdu. Valla öyle bir seçeneğim varsa onu da düşüneyim ama yani. Var tabii her zaman için. Sizin kitabınızı enstitüden yayınlamak bizim için muhteşem. Hadi ya, kesin etmeyeyim adamı. Şey mesela protezyum. Burada şey yok. Bir baskısı yok. Almasam mı? Tamam. Bunu ben size gözden geçirmek istiyorum. Tamam. Yok, biz basalım ikinci baskısına gözden geçirelim. Genellikle gözden geçirmeler 10 yıldır gelmez bana. Tecrübe, tabii herhalde. Bir gözden geçireyim Tahir'de. Tamam. Şimdi bak, dün Zuksun Burcu da anlattı ya. Ya ellerinde limelim oldu şeyleri, kağıtları, her kongrede anlatıyor. Dedim ya sen yazmayacaktın, senin adını ben yazayım. Senin adını basalım, ya bir kitap olarak çıkar dedi bunları. Yani Türkiye'de bu konu yoktu, 25 yıl önce. Hala yazacağım dedi, yazdı sonunda da 10 yıl geçti. Söz veriyorum. Protezli Tanrı benim çok sevdiğim bir Freud kitabıdır. Bitti piyasa, ta o 5 sene önce basacağız. Biz basacağız, ikinci baskısını gözden geçirecek. Ha, çünkü ona da... Fakat muhtemelen ona da vakit olmayacak, biz ikinci baskıyı yapacağız. 3, 4, kaçıncı baskıya? Peki. Ne zaman gelirse kitabı piyasadan çekeceğiz, yeni baskısını koyacağız. Peki, dedim. Söz. Çok çok sağ ol, çok naziksiniz. Çok hocam. Teşekkürler. Hadi, hoşça kalın. Buradayım. O zaman biraz dinlenelim.